Cemre, sana doğruları anlatıyorum. Peki, anlatayım. Holding'in etkinliği için Kapadokya'daydık. Efsun da o sırada mağaza açılışı için yurt dışındaydı. Zeynep ve Arda bardalardı. Çok samimiydiler. İçkilerini içip kalkıp gittiler. Gerisi malum. Ben Efsun'a iyilik olsun diye anlattım. Anlattım ki nasıl bir adamla evli olduğunu anlasın diye. Aa! Nasıl bir adammış benim oğlum? Güzel. Sen karışma. Tamam abi. Cemre. Benim sabrımı zorlama. Sana doğruyu anlat diyorum Cemre. Bu çocukların evliliği senin sözlerine bağlı. Ama bağırdınız be. Hepsi bu kadar. Ben ne biliyorsam anlattım. Peki. Kapadokya'daki otelin müdürüyle konuştum. Her şeyi öğrendim. Senin anlatmanı istiyorum. Efsun'u anlatacaksın ve ondan özür dileyeceksin. Yeter be, tamam. Zeynep Arda bardaydı. Daha sonra Arda kendi odasına, Zeynep de kendi odasına gitti. Aralarında da hiçbir şey olmadı. Rahatladınız mı? Bu ne ya böyle? Engizisyon mahkemesi gibi herkes üstüme geliyor. Pis Cemre. Arda aldatmamış beni oğlum. Kız bana bak. Bana bak. Yemin ediyorum seni. Dua et Mehmet Emir babam var. Yoksa yemin ediyorum sana ücretsiz mesaj aplikasyonlarından hastane konumunu atardım. Bana bak sinsi. En kötü şey yuva yıkmaktır. Günah, çok günah. Abicim, gördün değil mi karının yaptıklarını? Ya bu konu burada kapanacak, bir daha açılmayacak. Daha fazla sabrım kalmadı. Anam gideyim, elimi otel köşelerinden kurtarayım. Nurhan sana emanet. Efsun, koş oğlumu evine geri getir. Koş.